Franz Kafka. Bir Açlık Sanatçısı. Bu son yıllarda profesyonel aç kalmaya olan ilgi gözle görülür şekilde yok oluyordu. Birinin yönetimi altında böylesi büyük bir performansı sergilemek eskiden iyi para getiriyordu ama bugün neredeyse imkansız. Artık farklı bir dünyada yaşıyoruz. Bir zamanlar tüm şehir açlık sanatçısına büyük ilgi gösterirdi. Aç kaldığı gün sayısı uzadıkça heyecan da artardı. Herkes en azından günde bir kez olsun onu görmek isterdi. Son birkaç gün için sezonluk bilet alan insanlar vardı ve sabahtan akşama kadar sanatçının o küçük demir parmaklıklı kafesinin önünde dururlardı. Hatta geceleri bile ziyaret saatleri vardı ve etkiyi arttırmak için meşaleler kullanılırdı. Havanın güzel olduğu günlerde kafes dışarıya çıkarılırdı ve o zaman işte çocuklar açlık sanatçısını görebiliyordu. Çünkü büyükler için açlık sanatçısı sık sık görülebilecek bir şaka gibiyken çocuklar ağızları bir karış açık korkuyla birbirlerinin ellerini tutarak dururdu. Açlık sanatçısı siyaha dönmüş baldırları dışarı fırlamış kaburgalarıyla bir oturakta değil de yerde samanların üzerinde yatarken çocuklar ona şaşkınlıkla bakardı. Bazen onu izleyenlere nazik bir baş selamı verir, zoraki bir gülümsemeyle soruları cevaplandırır ya da ne kadar zayıf olduğunu görsünler diye bir kolunu parmaklıkların arasından uzatırdı. Sonra yeniden kabuğuna çekilir, hiç kimseyle ya da hiçbir şeyle ilgilenmezdi. Hatta kafesindeki tek eşya olan saate bile kafasını kaldırıp bakmazdı. Sadece yarı kapalı gözlerle boşluğa dalar, arada sırada dudaklarını ıslatmak için küçük cam bir bardaktan bir yudum su alırdı arada sırada gelip giden seyirciler dışında halk tarafından seçilmiş sürekli izleyicileri de vardı. Bunlar genelde kasaplardı ki bu bile yeterince tuhaftı ve gece gündüz açlık sanatçısını izlemek sanki onların göreviydi. Gizlice yemek yememesi için günde üç kez onu kontrol ediyorlardı. Bu formaliteden başka bir şey değildi. Kalabalıkların güvenini kazanmak için yapılıyordu. Çünkü işin başındakiler açlığı süresince sanatçının hiçbir koşulda, hatta mecburi durumlarda bile, ufacık da olsa bir yiyecek kırıntısının midesine girmediğini çok iyi bilirdi. Meslek ahlakı bunu yasaklıyordu. Elbette her seyirci bunu anlayamıyordu. Görevlerini son derece gevşek yapan gece izleyicileri de vardı. Onları bilerek bir köşeye oturup kendilerini kaptırarak iskambil oynarlar, sanatçının gizli stoğundan yiyecek alacağını düşünerek ona bunun için küçük de bir şans verme düşüncesi geçerdi akıllarından. Bu seyirciler dışında sanatçıyı rahatsız eden başka bir şey yoktu. Onunla alay ediyorlardı. Perhizini dayanılmaz gösteriyorlardı. Açlık sanatçısı ise bu şüphelerin ne kadar haksız olduğunu göstermek adına devamlı şarkı söylerdi. Ama bunun pek bir faydası olmazdı. Bu adamlar onun şarkı söylerken bile bir şekilde ağzına bir şey atacak kadar zeki olduğunu düşünürdü. Bir de parmaklıklara çok yakın oturan, salondaki loş ışıkla yetinmedikleri için gösteri sahibi tarafından verilen elektrikli cep fenerinin ışığında gözlerini ondan ayırmayan seyirciler vardı. Bu ışık onu pek rahatsız etmiyor görünse de uyumasına mani oluyordu. Bunun için saat kaç olursa olsun, hatta salon gürültücü seyircilerle tıka basa dolu olduğunda dahi sürekli uyukluyordu. Böylesi seyircilerle uykusuz bir gece geçirmek onu çok mutlu ederdi. Onlarla şakalaşmaya, onları uyanık tutmaya yetecek kadar kafesinde yiyecek bir şey olmadığını ve onlardan biri gibi oruç tutmadığını göstermek, kendi göçebe hayatından öyküler anlatmaya canı gönülden hazırdı. Ama onun en mutlu olduğu an, sabah olup da seyircilerin önüne muazzam bir kahvaltı getirildiği zamandı. Seyirciler çok yorgun geçen bir gecenin ardından, sağlıklı adamların iştahıyla önlerine konan her şeyi silip süpürürdü. Elbette bu kahvaltının seyircilere rüşvet vermekle eşdeğer olduğunu savunanlar da vardı. Ancak bunda çok fazla diretmiyorlardı. Bu sebeple kahvaltı olmaksızın bir gece nöbeti tutmaya çağrıldıklarındaysa Şüphelerinde inatçı bir şekilde direnmeye devam etseler de bu daveti kabul etmiyorlardı. Ancak bu tür şüpheler aç kalma mesleği için gerekli olan şeylerdi. Hiç kimse gece gündüz sürekli olarak açlık sanatçısını izleyemezdi. Bu yüzden de hiç kimse açlığın çok sıkı ve sürekli olduğuna dair ilk elden bir kanıt sunamazdı. Bunu yalnızca açlık sanatçısı bilebilirdi. Bu sebeple kendi gösterisinden tamamen tatmin olan kişi kendisiydi. Ancak başka nedenler yüzünden asla memnun olmuyordu. Birçok insanın esefle onun gösterilerinden uzak durmalarının nedeni, onu iskelete dönmesine sebep olan aç kalması değildi. Zira onun görünüşü insanlara ağır geliyordu. Belki de onu bıktıran şey, kendisinden duyduğu memnuniyetsizlikti. Aç kalmanın ne kadar kolay olduğunu biliyordu. Oysa diğerleri bunu bilmiyordu. Aç kalmak dünyanın en kolay şeyiydi. Sırrı falan yoktu. Ama insanlar yine de ona inanmıyordu. En iyi ihtimalle onun alçak gönüllü olduğunu söylerlerdi. Ama büyük çoğunluğu onun reklam yaptığını ya da aç kalmanın kolay bir yolunu bulduğu için bunu basit bulan bir üç kağıtçı ve gerçeği itiraf edemeyecek kadar saygısız olduğunu iddia ediyorlardı. Tüm bunlara katlandı ve zamanla buna da alıştı. Ama kendinden memnuniyetsizliği her daim içine dert oldu. Asla kendi isteğiyle kafesini terk etmemişti. En uzun aç kalma süresini gösteri sahibi 40 gün olarak belirlemişti. Bu sürenin ötesine gitmesine büyük şehirlerde bile izin yoktu ve bunun da iyi bir sebebi vardı. Deneyimler 40 günlük bir halk ilgisinin sürekli artan reklam baskısı tarafından canlı tutulduğunu göstermişti ama ondan sonra kasaba ilgisini kaybetmeye başlar, sempatik destek gözle görülür şekilde düşmeye başlardı. Bir de kasabayla diğeri ya da bir köyle bir başkası arasında birçok yerel farklılık da vardı ama genel bir kural olarak 40 gün etkili bir reklam için yeterliydi. 40. gün çiçeklerle donatılmış bir kafes açılır, heyecanlı seyirciler salonu doldurur, askeri bir bando marşlar çalar, iki doktor kontrol için kafese girer ve sonuçları bir megafonla bildirirdi. En sonunda bunun için seçildiklerine çok sevinen iki genç kız, açlık sanatçısının üzerinde çok dikkatle seçilmiş yiyeceklerin olduğu masaya giden birkaç basamağa inmesine yardım etmek için ortaya çıkardı. Tam da bu anda açlık sanatçısı her zaman inat ederdi üzerine doğru eğilen kızların yardım etmek için uzanmış ellerine, kemikli kollarını uzatabilirdi ama ayağa kalkmayı başaramazdı. Kırk gün sonra neden özellikle bu anda açlığa son veriyordu? Uzun bir süre, sınırsız bir süre daha dayanabilirdi. Formunun doğruğundayken ya da henüz doruğa ulaşmamışken neden şimdi duruyordu? Tüm zamanların en iyi açlık sanatçısı zaten kendisi olmasına karşın rekoruna sahip olduğu için değil de insan aklının ötesinde bir performansla rekorunu kırarak zira aç kalma konusunda hiçbir sınırı yoktu. En uzun aç kalan sanatçı ününe neden razı olsundu? İnsanlar ona hayranmış gibi görünüyordu. O zaman neden çok az sabrı vardı? O daha fazla aç kalmaya dayanabilirken halk neden dayanamıyordu ki? Ayrıca sadece yorgundu. Samanın üzerinde oturuyordu ve şimdi ayağa kalkıp yemeğe oturması gerekiyordu. Oysa yemek görmek bile onun midesini bulandırdı kızların varlığı sayesinde kendine hakim olabildi ve epey de çaba harcadı bunun için. Görünüşte dost canlısı ama gerçekte acımasız olan iki kızın gözlerine baktı ve başını salladı. Güçsüz boynu için bu hareket çok ağır gelmişti ama o anda her zaman olan bir şey gerçekleşti. Gösteri sahibi tek kelime etmeden geldi. Çünkü bando konuşmayı imkansız kılıyordu. Sanki Tanrı'yı Saman'ın üzerindeki bu yaratığı, bu acı çeken şahidi ki öyleydi, görmesi için davet eder gibi kollarını sanatçının üzerinde havaya kaldırdı. Abartılı bir dikkatle onun sıska belinden tuttu. Böylece sanatçının kırılgan durumu tehlikeye girmeyecekti. Onun bacaklarının ve bedeninin sallanıp yalpalamasına neden olacak şekilde belli etmeden sarsarak onu kızların ilgisine bıraktı. Sanatçı tamamen boyun eğdi. Başı sanki şans eseri oraya konulmuş gibi göğsünün üzerine düştü. Bacakları kendini korumak istercesine dizlerinden itibaren birbirine yapıştı. Sanki gerçekten katı değilmiş, sanki sert zemini bulmaya çalışırmış gibi dizleri yere sürtündü ve bir kuş kadar hafif olan bedeni tüm ağırlığıyla kızlardan birinin üzerine yığılı verdi. Kız yardım için etrafına bakınırken göğsü sıkıştı biraz. Bunu hiç beklemiyordu çünkü. Sanatçıyla temas etmemek için boynunu yapabildiği kadar geri çekmeye çalıştı. Ama bunun imkansız olduğunu fark etti. Daha şanslı olan diğeri ona yardıma gelmedi. Titriyen eliyle sadece sanatçının açık kemiğini tutmakla yetindi. Seyirciler gözyaşlarına boğulmuştu ve hali hazırda bekleyen bir başkası hemen onun yerini aldı. Yemek geldi. Bir süre sonra gösteri sahibi sanatçının ağzını açmayı başardı. Bu arada kendisi insanların ilgisini sanatçının üzerinden çekmek için yarı baygın bir şekilde oturuyordu. Daha sonra kadehler kaldırıldı. Muhtemelen sanatçı gösteri sahibinin kulağına bunu fısıldadı. Bando güçlü bir selam borusuyla buna destek verirken seyircilerin içi eridi. Hiç kimse olan bitenden rahatsız değildi. Açlık sanatçısı hariç herkes memnundu. Her zamanki gibi mutsuz olan sadece oydu. Böylece küçük iyileşmeler sonucu gözle görülen bir ihtişamla dünya tarafından onurlandırılmış bir şekilde yıllarca yaşadı o. Yine de dertliydi. Çünkü hiç kimse onun derdini ciddiye almadığı için de daha fazla kederliydi. Ne tür bir rahatlamaya ihtiyacı olabilirdi? Daha fazla ne isteyebilirdi? İyi niyetli, onun için üzülen biri kederinin aç kalmaktan kaynaklandığını gösterip teselli etmeye çalışırsa, özellikle de o sırada uzun zamandır aç kaldıysa, bir öfke patlaması yaşar ve vahşi bir hayvan gibi kafesinin parmaklıklarını sallamaya başlardı. Gösteri sahibinin bu öfke patlamalarını cezalandırmak için özellikle yapmaktan zevk aldığı bir yöntemi vardı. Sanatçının davranışından dolayı özür dilerdi. Bu mazur görülmeliydi. Çünkü bu rahatsızlık aç kalmaktan kaynaklanıyordu. Karnı tıka basa doyan insanların pek anlayamayacağı bir durumdu. Sonra sanatçıya da aynı şekilde anlaşılmaz gelen bir böbürlenmeyle onun yapabildiğinden daha uzun süre aç kalabileceğini söylerdi. Bu yüce tutkuyu, bu muhteşem iradeyi, bu kendini inkar etme durumunu öve öve göklere çıkarırdı. Ardından satışı hazır olan bazı resimlerini ortaya çıkarıp sanatçının 40. gününde yatakta neredeyse ölmek üzere olan hallerini insanlara gösterirdi. Sanatçıya yabancı olmasa da gerçeğin bu şekilde çarpıtılması her zaman bir kez daha onun cesaretini kırar ve bunun kendisi için çok fazla olduğunu kanıtlardı. Aç kalmasının zamanından evvel bitirilmesinin nedeni olarak bu gösteriliyordu. Bu anlayış eksikliğine karşı savaşmak, anlayışsızlardan oluşan bu dünyaya karşı durmak imkansızdı. Sabır ve inançla parmaklıkların yanında gösteri sahibini dinleyerek dururdu. Ama resimler ortaya çıktığında hemen kabuğuna çekilir ve homurdanarak samanların üzerine çökerdi. Rahatlayan insanlarsa bir kez daha yaklaşıp ona uzun uzun bakardı. Birkaç yıl sonra bu tür sahneler akıllarına geldiğinde kendilerini hiç anlayamazlardı. Çünkü bir süre daha önce bahsedilen halk ilgisindeki değişim gelip çatmıştı. Bir gece de oluvermiş gibiydi. Bunun derin sebepleri olabilirdi. Ama bununla kime uğraşacaktı? her halükarda pohpohlanmış açlık sanatçısı kendini bir gün terk edilmiş buldu. Eğlence peşindeki insanlar onun yanından geçip gitmiş, başka bir eğlencenin peşine düşmüştü. Gösteri sahibi eski ilginin hala yaşayıp yaşamadığını görmek için onu son kez aceleyle Avrupa'yı dolaştırmıştı. Her yerde sanki gizli bir anlaşma varmış gibi profesyonel aç kalma olayına karşı toplu bir tiksinme görülüyordu. Elbette tüm bunlar aniden oluşmuş değildi. Çok önceden görülen belirtiler ya görmezden gelinmiş ya da başarıların gölgesinde kalmıştı. Ama önlem almak için artık çok geçti. Aç kalma elbette gelecekte yeniden moda olacaktı. Ancak günümüzde bundan geçinenler için artık rahat yoktu. O zaman açlık sanatçısı ne yapacaktı? Zamanında binlerce kez alkışlanmıştı. Köy panayırlarında bir sokak kulübesinde bile artık zor iş yapıyordu. Başka bir meslek edinme durumuna gelince ise bunun için çok yaşlı olması bir yana aç kalma mesleğine fanatik olarak kendini adamıştı. Bu yüzden gösteri sahibinin yanından ayrıldı ve daha büyük bir sirikte işe girdi. Duygularını incitmemek için sözleşmenin şartlarını okumamıştı bile. Girip çıkan insanların, hayvanların ve alet edevatların yarattığı devasa trafiğiyle büyük bir sirkte her zaman insanlar için işe yarar bir şey bulunabilir. Çok fazla talebi olmasa da bir açlık sanatçısına bile yarar sağlardı. Bu özel durumda ünü ve uzun zamandır bilinen ismiyle gösterisinin tuhaf doğasını da düşünürsek, ilerleyen yaşına rağmen şaşalı zamanları geçmiş, profesyonel yeteneğinin artık zirvesinde olmayan, bir sirkin sessiz sakin bir köşesinde kendine sığınacak yer arayan bir sanatçı olduğuna kimse itiraz edemezdi. Ancak Açlık Sanatçısı her zamanki gibi aç kalabileceğini öne sürüyordu. Hatta istediği kadar aç kalmasına izin ve de söz verilirse şimdiye dek başarılamamış bir rekor kıracağını söylüyordu. Bu durum diğer profesyonellerin gülümsemesine neden olmuştu. Zira Açlık Sanatçısı coşkunluğu içindeyken tamamen unuttuğu bir şey vardı. İnsanlar artık onunla ilgilenmiyordu. Yine de gerçekliğin farkındaydı. Bu yüzden kafesinin ilgi çekmesi için ringin ortasına kurulmasını talep ediyordu. Ama herkesin kolayca erişebileceği hayvan kafeslerinin hemen yanına. Kafes için kocaman ve rengarenk hazırlanmış afişlerle insanlar içeri davet edildi. Halk kalabalıklar halinde hayvanları görmek için içeri girdiğinde, Açlık Sanatçısının kafesinin önünden de geçiyordu. Bir anlık durup oraya bakıyordu arkalarındaki kalabalık onları itmemiş olsaydı belki daha uzun süre kafesin önünde kalabilirlerdi. Ancak hayvanat bahçesinin heyecanıyla gidenlerin yolda neden durduklarını anlamayan arkadakiler, kafesin önünde durup uzunca bir süre bakmayı imkansız kılıyordu. Hayatının ana başarısı olarak ziyaret saatlerini dört gözle bekleyen açlık sanatçısının onlardan kaçınmaya başlamasının nedeni buydu. İlk başta araları zar zor bekliyordu kalabalıkların önünden nehir gibi akıp gitmesini izlemek çok heyecan vericiydi. Ancak kısa bir süre sonra bu insanların çoğunun yeniden ve yeniden hiç istisnasız hayvanat bahçesine gittiklerini anlamıştı. En iyisi onlardan uzak kalmaktı. Çünkü kafesinin önüne geldiklerinde ilk önce bir bağırış çağrış fırtınasına maruz kalıyordu. Bu kargaşanın nedeni bir yandan durup ona bakmak isteyenlerden ki kısa sürede onlardan da nefret etmeye başlamıştı. Çünkü bunu gerçek bir ilgiyle değil, daha çok inatçı ısrarcılıkları yüzünden yapıyorlardı. Bir de hemen hayvanları görmek isteyenlerden kaynaklanıyordu. İlk kalabalık geçip gittikten sonra aylaklar geliyordu. Nefes aldıkları sürece hiçbir şeyin onların kafese bakmasını engelleyemeyecek olan bu grup uzun adımlarla hızla kafesin önünden geçiyor ve hayvan gösterisine zamanında yetişmek için dönüp kafese bir anlık bile bakmıyorlardı. Çok nadir de olsa şans yüzüne gülüyordu. Yanında çocuklarıyla bir adam kafesin önünde durup parmağıyla açlık sanatçısını gösteriyor, bunun ne demek olduğunu uzun uzun açıklayıp eskiden kendisinin buna benzer daha heyecan verici performanslar izlediğine dair hikayeler anlatıyordu. Ne okul içinde ne de dışında bu ders için aç kalmak neden umurlarında olsundu ki hiçbir zaman hazırlanmadıklarından bunu bir türlü anlayamayan çocuklar yine de parıl parıl gözleriyle yeni ve daha iyi zamanların geldiğini samimi bir istenlikle gösteriyordu. Açlık sanatçısı kendi kendine Belki diyordu. Kafesi hayvan gösteri yerine bu kadar yakın konulmasaydı daha iyi olabilirdi. İnsanların seçim yapması daha basit olurdu. Hayvanat bahçesinden gelen iğrenç kokudan, hayvanların geceleri çıkardıkları seslerden, onları beslemek için götürülen çiğ et parçalarından, onun moralini sürekli bozan hayvanların yemek yerken kükremelerinden bahsetmiyordu bile. Ama yönetimi asla bununla ilgili bir şikayette bulunmadı kafesinin önünden geçen kalabalığa neden oldukları için hayvanlara teşekkür etmeliydi aslında aralarında her zaman onunla ilgilenen ve varlığına dikkat çeken onu nerede bulabileceklerini anlatan birileri oluyordu dürüst konuşmak gerekirse açlık sanatçısı hayvanat bahçesine giden yoldaki bir gecikmeydi sadece çok fazla etkisi olmayan ufak bir gecikmeydi böylesi zamanlarda İnsanlardan bir açlık sanatçısına ilgi göstereceklerini beklemeye yönelik tuhaf düşünce ziyaretçiler için olağan gelmeye başladı ve bu olağanlıkla verilen karar onun aleyhine gelişti. İstediği kadar aç kalabilirdi ve kaldı da. Ama kimse onu kurtaramazdı. İnsanlar sadece önünden gelip geçiyordu. Hadi, açlık sanatını şimdi anlatmaya çalışın bakalım. Bunu yüreğinde hissetmeyen birisi hiçbir şey anlayamaz. Güzelim afişler kirlendi ve okunmaz hale geldi paramparça oldu. İlk başta dikkatli bir şekilde değiştirilen, aç kalınan günün yazıldığı küçük tahtanın üzerinde uzun zamandır aynı sayı vardı. Çünkü ilk birkaç haftadan sonra bu iş çalışanlara manasız görünmüştü ve sanatçı aç kalmaya devam etti. Aynı bir zamanlar düşlediği gibi. Bu onu hiç rahatsız etmiyordu. Aynen önceden söylediği gibi kimse ama hiç kimse günleri saymıyordu. Açlık sanatçısı bile sadece kırdığı rekorları biliyor ve yüreği giderek ağırlaşıyordu. Arada sırada işsiz güçsüz biri duruyor, tahtanın üzerindeki eski sayıyla eğleniyor ve yaptıkları dolandırıcılıktan bahsediyordu. Bu şimdiye kadar uydurulmuş en aptal yalandı. Çünkü insanları kandıran açlık sanatçısı değildi. O dürüst bir şekilde çalışıyordu ama dünya onu vereceği ödülle kandırıyordu. Günler geçip gidiyordu ve bunun da bir sonu vardı. Bir gün bir müfettişin gözü kafese takıldı. Bu güzelim kafesin içinde pis samanla neden hiç kullanılmadan bir köşeye atıldığını sordu yanındakilere. Hiç kimse bilmiyordu. Ta ki bir adam tahtanın yardımıyla açlık sanatçısını hatırlayana kadar. Samanı sopalarla dürttüler ve onu buldular. Müfettiş, hala devam ediyor musunuz? Ne zaman buna bir son vereceksiniz? diye sordu. Beni affedin, diye fısıldadı açlık sanatçısı. Onu sadece kulağını parmaklıklara dayayan müfettiş duyabildi. Pekala dedi müfettiş. Yanındakilere içerideki adamın durumunu bildiğini göstermek için parmağıyla alnına vurup seni affediyoruz diye devam etti. Her zaman performansıma hayran olmanızı istedim dedi açlık sanatçısı. Hayranız zaten dedi müfettiş nezaketle. Ama hayran olmamanızsınız dedi açlık sanatçısı. Eh o zaman olmayız. Dedi müfettiş ve "Ama neden hayran olmamalıyız?" diye sordu. "Çünkü aç kalmak zorundayım. Bu elimde değil." dedi açlık sanatçısı. "Nasıl birisini siz Allah aşkına?" dedi müfettiş. "Neden elinizde değil?" açlık sanatçısı başını hafifçe kaldırıp konuşurken dudakları bir öpücük ister gibi büzülmüştü. "Tek kelimesini kaçırmasın." diye müfettişin doğrudan kulağına yaklaşıp "Çünkü sevdiğim bir yiyecek bulamadım." Bulsaydım inanın bana hiç yaygara koparmadan siz veya başkaları gibi tıka basa yerdim onu dedi. Bunlar onun son sözleriydi ama giderek sönen gözleri kapanmamak için direniyordu. Burayı temizleyin dedi müfettiş. Açlık sanatçısını, samanları ve her şeyi gömdüler. Kafesin içine genç bir panter koydular. Uzun zamandır kasvetli görünen kafesin içinde oraya buraya zıplayan bu vahşi hayvanı görmek en duyarsız insanlar için bile rahatlatıcı bir şeydi. Panter iyiydi. Görevliler ona hiç tereddüt etmeden sevdiği yemekleri getiriyordu. Özgürlüğünü özler gibi bir hali de yoktu. Asil bedeniyle orada tamamen özgür gibi görünüyor, pençelerinin arasında bir yerde gizleniyor gibiydi. Yaşama zevki boğazından öyle ateşli bir tutkuyla akıp gidiyordu ki seyirciler için bunun sarsıntısına dayanmak hiç kolay değildi. Ama kafese iyice sokuluyor etrafını sarıyor ve oradan hiç gitmek istemiyorlardı.